Ve isal jibok varan pırbari ya mevsim dereng şey bu. Dereng yağış. Aray valla. Mevsim jik nehat. Ne vakı her sal bedeli millet. Baran pırbari ya ama nehat. Aray valla. Bu khayr ve selamet varım gariz diçinin. Umudam eşkode inşallah baş bir sal. Tav germe gori dileveyi. İkinci ürün genel garisi ikinci pamboyu. İkinci ürün liver evçeydi be. Destekavi matu destekavi rehtuneyi. Zaten çehebe dikhebe ber dikhember ceylani tıştak tüneyi. Torbiye garisi bir 400 milyonu idi karan. 680 milyonu peşini. Gübre buhayi, mazot buhayi. Gori van gennim arzane. Arzane. Garici arzane. Ma garis hem de hatta onu ki cayip 600 hazari, 700 hazari dedi. Tüp heret edin abi. Hiç bilmem hiç yaptı. Mamis ev insan çarşı dolmi di çiğni kayıp 56 milyar dedi mi? Ma de tona ne adı? Tonu sedi, düsü de. Dedi ne amini? Mesref fırra. Zaten ev Mezopotamya çabı le gabaraji, gabaraji jitüneyi. Ev 5 sal amri emini de beyi salvar imnayi. Mekavi çerbi. Valla 74'te biz daha önce bunları pamuk ekiyorduk, 74. Yalnız 74'te atla sürüyorduk. Yani o zaman mibzer yoktu. 75'te başladık bir mibzere. 75'ten şu ana kadar. Aynı meslek devam. Benim şimdi mibzer büyük. Şimdi mibzer altılı ya. Yani sabahtan akşama kadar 150 dönümü, en az 150 dönümü ekiyoruz. Zaten bunun zorluğu zaten budur. 40 küsür derece var hava. Bunun altından hani çalışmak tabii zorluk çekiyor insan. Yine de zevkli bir iş. Yani 40 yıldan fazladır çalışıyorum ya. Zevkli olmasaydı zaten bırakıyorduk bu işi. Ama üstelik bu da şey var. Bir öğrenciler vardır. Şu anda 4 tane üniversite öğrenciyi ben bu iş çalışmakla bitiriyor. 4 tane öğrenci bitiriyor üniversiteyi. İsraf çok oluyor. En azından diyelim ki 150 dönüm ekince en az 10-12 liradır dönüm olarak. Tabii traktör benim ya. 12 liralık yani 1 milyar 700'ü tabi 1600-700 kadar bir mazot gidiyor. Tabi o parçanın dışında. Hani parçayı çıkardıktan sonra tabi arıza falan olmayınca tabi 15 günlüktür. Yani bu 15-20 günlüktür bir pamukla mısır ekimi 15 günlüktür. 15-20 günlük için bir 100 milyara kadar bir malzemeyi bırakıyorum. Şu anda 43 milyarlık bir mibzer var. 50-60 milyarlık bir traktör yani 100 milyara bağlıyorum ta 15-20 günlük için. Hepsi. Tabii mazot zaten 600'ü geçmiş. Zaten mazot gittikçe bir gün bakıyorsun 10 lira 10 kuruş indiriyor. İkinci güne bakıyorsun 15-20 hemen bir ekliyor üstüne. Yani bir çiftçinin öyle bir durumu var. Yalnız devlet öyle bir çiftçiye öyle bir şey yapmış ki aslında ben bakarsın benim konuşmalarım biraz ters olur. Şöyle bir şey. Gidiyoruz dışarıdan bir şeyler arıyoruz. Alma buğdayı da dışarıdan alma, çiftçiye ver desteğini. Biz oradan para dışarı vereceğimize buradaki çiftçi dönümü buradan 300-400 kilo alacağımıza 500-600 kilo. Çünkü adam gübre alıyor. Gübrenin kilosu 200'ü geçiyor. 2 milyarı geçiyor tonu. 2 milyarı geçti. Ver biraz bir çiftçiye bir destek. Dışarıdan parayı vereceğine, dövizi dışarı vereceğine o zaman dışarıdan gelip sizden alacakları. Burası bir tahıl ambarı. Yani doğu, güneydoğu tahıl ambarı. Değil eskiden Konya Ovası diyordular. Şimdi güneydoğu. İstediğin şeyi var. Buğdayı var, pamuğu var, mısırı var. Yeter ki bize bir destek versin. Hepsi o kadar. Yani bizim istediğimiz sadece, biz para istemiyoruz. Sadece mazota, gübreye, tohuma bir destek versin, hepsi o kadar. Yani yetiyor, bize yetiyor bu kadar. Biz gelip İsrail'den tohum alıyoruz. Aynı tohumu ikinci yıl ekiyoruz olmuyor. Niye? Yok mu bizim araştırma? Öyle bir şey yok mudur Türkiye? Var. Varsa demek ki o zaman bize bir eksiklik vardır. Eksiğimiz nedir? Uğraşmıyoruz. Ama sadece biz para harcamaktan yeter ki dışarıdan biz almayalım. Bir tohumu biz kendimiz yapabiliriz. Neden tohumu dışarıdan alıyoruz?